Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere mobil oyun tanıtmayacağım. Herhangi bir telefon incelemesi yapmayacağım. Bu videomuzda sizlere 2 ay boyunca almaya çalıştığım ve en sonunda bulabildiğim şu meşhur oyun konsolu PlayStation 4'ü tanıtacağım. Yani tanıtacağım dedim. İşte kutu aç kutu aç falan dedi arkadaşlar. Onu yapacağız. Ne yarıyorsa. Şöyle başlayalım. Direkt kutuyu açalım artık. Şöyle gördüğünüz gibi emaneti çıkardım. Çekerim emaneti. S**erim adalete demişler. Şöyle 2 ay boyunca da bekledim lan dedim. Ucuzlar mı ucuzlar mı? Gram da fark etmedi. 50 lira mı ne fark etti? Gördüğünüz gibi şu okuyamayan varsa bir okusun. Şu Killzone ile beraber denk getirdik. Şurada bir şey çıktı. Şöyle de garanti belgesi çıktı. Tekrar göstereyim. Bunu da sallayalım şuraya. Şimdi kutuya şöyle sizin önünüze doğru açacağım. Bakalım içinden PlayStation 5 mi çıkacak anasını satayım. Çok farklı bir şey çıkacak gibi. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kutuyu önce açtık. Şöyle bir görüntüyle karşılaştık. Şöyle bakayım. Kullanım kılavuzu çıkıyor. Bir adet kol çıkıyor. Şu kola değineceğim birazdan. Ona ayrı bir tavım. Şöyle bir kablo kısmından bakalım neler çıkıyor. Kulaklığı çıktı. Lan şuna bir zımbalasaydınız. Yeminim zibil gibi kablo çıktı ya. Tamam 1, 2, 3 tane kablo çıkıyor. Konsolun kendisi çıkıyor. Şöyle şunu ayırayım. Ha bir de benimki Killzone'lu olduğu için şu oyun CD'si çıktı. Ya bunu sonra gelir. Buna bir işimiz yok. İşte hızlı başlangıç kılavuzu diye bir şey var şöyle. Hani bilmen gereken daha sonra keşfedersin falan filan diye. Güvenlik kılavuzu var. Ya bunları zaten hiçbirimiz okumuyoruz. Kimse kimseyi kandırmasın. Ben de okumayacağım. Gördüğünüz gibi konsol da var. Şu konsolu ayıralım. Önce şu kabloları göstereyim. Bunlar bir aradan çıksın, kalabalık etmesin. Şöyle gördüğünüz gibi bir HDMI kablosu var. Bu da herhalde 1,5-2 metre falandır. Şöyle bir kulaklık, yani kulaklık diyorum ya. Joyce'i şarj etmek için bir kablosu geliyor. Yani telefonlara aşina olacağımız bir USB 2.0 kablo bu. Şöyle bir kulaklığı çıkıyor. Hani biraz tarz olmuş mavi falan şık. Ama kablosu o kadar ince ki böyle osursanız kopacak. Şöyle 3,5 mm bir jack'ı var. Bu kulaklık iki amaca hizmet ediyor. Bir online oynarken bu mikrofonunu falan kullanabiliyorsunuz. Konuşmaları falan dinleyebiliyorsunuz sadece sohbet odasındaki. Diğer özelliği de sadece oyundaki sesi alabiliyorsunuz. Ha tabii PlayStation 4 kulaklığı wow yapacak bir kulaklık değil. Çok tırt bir kulaklık. Hani daha iyisini alıp kullanırsınız zaten. Yani sevinsin garibanlar diye koymuşlar. Bir de şu tek kablo geldi. Hani bu büyük bir yenilik aslında. Adaptörü yok. Adaptörü gömülü cihazın içinde. Aslında bu en hoşumuza giden özelliği PlayStation 4'ün bir yandan da. Bildiğimiz kablo anasını satayım. Bunun neyini anlatayım ben size? Bunu alacaksın, takacaksın, elektrik buna verecek yani. Joystick konusuna gelecek olursak biraz büyütmüşler. Hani millet yakınıyordu. Xbox çıkardı. El avucu oturuyor, motoruyor falan filan diye. Ya şimdi bunu üreten herif Japon. Tamam mı? Aha bu kadar boyu var adamın. Yani şu kadar bir şey boyu var. Hani böyle s**k kadar derler ya. O öyle bir boyu var. Ya bunu üreten adam kendine göre üretiyor aslında. Hani diyor ki lan el avuca geliyor oturuyor tamam diyor. Bunlar daha bunun neyini, niye büyüğünü istiyorlar. Ama Amerikalı geliyor. Zebellah gibi. Yemiş fast food'u. Sığır gibi olmuş. Adam da alıyor. Aha böyle oynuyor yani. Xbox kolunda şöyle yapıyor herif. Gayet normal. Yani. Bu üretilen yerlere göre değişiyor. Bu biraz daha büyük olmuş PlayStation 3 koluna göre. Xbox'a tabii yaklaşamamış. Hani arada bir fark var. Şu kolun joystick'in şu kısmı touchpad olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda basabiliyorsunuz. Hani gayet bildiğin mouse gibi tık 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 diyebiliyorsunuz. İşte share options tuşu var. Start tuşu yok farkındaysanız. Share'li options olmuş şu. İşte buraya kablosunu sokuyorsunuz. Şarj diyorsunuz diyeceğim. Buraya sokuyorsunuz kablosunu. Şurada bir giriş var. Bu ne girişi şu an bilmiyorum. Büyük ihtimalle kulaklıktır. Şurası kulaklık. Şurası da daha değişik bir aparattır. Emin olun da bunu da satıyorlardır anasını satayım. Ondan kutunun içinden çıkmadı. Şurası zımbırtısı. Bu kısımda ışık yanıyor. Değişiyor. Mavi oluyor, kırmızı oluyor. İşte atıyorum iki kişi oynarken birisini kırmızı atıyor, birisine mavi atıyor. Dediğim gibi şu kısımlar biraz boş kalmış bence. Ya da benim ellerim büyük. Ama şöyle de bir kolu var. Ve bu kol bir tane çıkıyor. Yani şuna değinmeden geçemeyeceğim. Biz bunu aldık. Dedik ki FIFA oynarız. 1500 lira para verdik bu cihaza. Ulan tek kol çıkıyor. Hadi dedik FIFA alalım. 250 lira FIFA. Diğer kolda 250 lira. Anasını satayım 500 lira masraf, ek masrafı var yani sırf
bir FIFA oynayan iki kişi falan sen dersek. O yüzden bu kola biraz gıcığım. Ya işte bu tek kolu ben götüme mi sokacağım? Neyse. Geldik ana kutuya. Ya ana kutunun hani anlatacak bir şey yok. Biliyorsunuz zaten cihazı az buçuk. Dış görünüşü. Bu kısım mat yapmışlar. Bilmiyorum fark edebiliyor musunuz? Bu kısım biraz daha parlak. Tasarım olarak çok şık. Bu dik olarak da kullanılabiliyor. Hani dik olarak yan yatırdık, man yatırdık, bozulur mu muhabbeti yapmayın. Xbox One'da olmuyor. O dik kullanılamıyor, okunmuyor falan sildiler. Bu gayet temiz çalışıyor. O şekilde tasarlanmış zaten. Şöyle bakalım. Şu ön yüzünde görebiliyor musunuz da şöyle göstereyim. Burada CD girişi var. Burada iki tane USB girişi var. İşte şurada yazılan yazıları okuyayım ben size. HDMI yazıyor. Dolby, True HD falan filan var. Blu-ray okuyor bu arada. Onu gerçi biliyorsunuz özellikle çıkalı 2 ay oldu ben ancak bulabildim. Şu arkadaki çıkışlarına bakalım. Şurada HDMI çıkışı var. Burada LAN. Bir tane daha çıkışı var şurada. Vallahi ne kablosu çıktı ne ben bunun ne çıkışı olduğunu biliyorum. Şurasının ses sistemleri için olduğunu biliyorum. Şu çıkışın optik ses çıkışı var. Burası da az önceki kabloya sokacağımız zımbırtı. Yani adaptör falan içinde. Şöyle tak fişi oyna çok güzel olmuş o açıdan. Ama işte dediğimiz gibi hepsinde var bu sorun da. Bir kol çıkıyor. İşte FIFA atacağız arkadaşlarla falan derken ayrıca 500 liralık masrafı var. Bu videomuzda sizlere PlayStation 4'ün kutu açılışını yaptık. Vallahi PlayStation 1'de daha dün gibi hatırlıyorum. Japon oynayalım falan derlerdi böyle mahallede. Roberto Carlos'u forvete alırdık. Uzaktan bayağı bir gol atardık. Ne ara bu noktaya geldik? Hatırlayamadım. Şimdi hani böyle bakıyorsunuz. Bunu da atmamı beklemiyorum. İki ay bekledim ben bu cihaz için. Kalkıp da böyle frizil gibi fırlatmanın bir mantığı yok. Şaka yaptım. Atmayacağım tabii ki de. Arkadaşlar başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.